Selamlar Her Şeyin ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Bugünün konusu Lakers-Warriors eledi ve Miami Heat'te Doğu Konferansı'nda finale çıktı. Evet abi, düşüncelerin neler? Vallahi her iki takımı da tebrik ederek tabii sözlerime başlamak istiyorum. Bence birazcık geç oldu Miami için bilhassa. Ama Lakers hak ettiği bir galibiyeti doğru neticeyle aldı. İki takım da tabii ev sahibi avantajına sahip değildi ve buna rağmen tabii ki gayet üstün bir performans evet. gösterdiler. Lakers zaten iç sahada hiç maç kaybetmedi şu ana kadar tabii. ve iç sahada yine hiç maç kaybetmeyen bir rakiple eşleşti Denver Nuggets'la. Şimdi tabi bu süre zarfında geçen durumda tabi değişiklikler de oldu biraz daha rotasyonlarda falan. Çünkü Lakers mesela o mu oynayacak, bu mu oynayacak derken mesela sezon boyunca var olan isimlerden biraz daha farklı kimselere de yöneldi. Ve mesela bu düz şeyde yani bu düzlükte artık Lonnie Walker'la falan da oynamaya başladılar. Hmm. E Rui Hachimura mesela playoffların başında çok kullanılıyordu. Şimdi süre olarak yine fazla sahada belki ama biraz daha mesela belki bazen perimetre savunması bazen de pot altı savunmasına katkı verir konumda. E onun haricinde de tabi Davis falan çok etkin. Çok çok. Abi istersen önce hani Lakers Warriors eledi ama İlk şey, akla gelen isimle başlayalım. Lebron, Lebron James. James. Tabii ki yani. yani Lebron James bu maçı 30 sayı 9 rebound 9 asistle tabii. noktaladı. Ve sahiçinden sahi, de galiba 14'te 10 oynadı. Sen Lebron'u nasıl gördün Warriors'a karşı bu seride? Şimdi sen de zaten yayına girmeden önce istatistiğini konuştuğumuzda 24.7 sayı 8.8 rebound 5.5 asist. Kabaca %50 FG diyelim %33'te. 3 sayılık isabet yüzdesi tutturup yüzde seksen serbest atış tutturmuştu. Hı hı. Şimdi zaten kendisinin çok üst düzey bir oyuncu olduğu, çok istikrarlı olduğu aşikar. Hatta hani bir tane bir eleman yolladın ya sen bana böyle at ile karnını fırçalıyor ha, falan. Evet, günlük evet. rutini var falan. Ben Lebron'u öyle bir tip gibi düşünüyorum. Sabah kalkıyor işte mesela bir vlog çekse, işte arkadaşlar yumurtamızı böyle haşlıyoruz falan diyecek, evet, şık evet. şık şık bir şeyler yapıyor. Öyle bir tip gibi anlıyorum. Çokamsa halter kaldırıyorum yani. Fazla disiplinli böyle yok. Evet. Merkez bölgemi şurasına çok dikkat ediyorum. Burası böyle kalçam şöyle olacak Yani bu adam zaten bu istatistiği artık koyar ortaya. Tabii. Onu onu söylüyorum yani. Bu adamdan kalkıp mesela Clay Thompson'daki gibi böyle tırışkadan bir performans falan çıkmaz. Aynen. Bu adam zaten diyor ki ben tarihin en iyi iki oyuncusundan biriyim ve ben buralarda bu takımı şampiyonluğa taşıyacağım. Ben bunu artık hani Memphis'e karşı çıktıkları ilk maçta da gördüm, hmm. direkt olarak şeyleri inandırmış, takım arkadaşlarını inandırmış. Oston evet, evet. topu alışına bakıyorsunuz, yani çok abartmak istemiyorum ama yani böyle arada böyle mesela Dwayne Wade'den esintiler Çocuk veriyor. Yani başka bir özgüvenle oynuyor çevresindeki yani. resimlerde. Çocuk mesela şeyi bilerek oynuyor, ya ben hakikaten iyi bir takımdayım ve bu takımın önemli bir parçasıyım. Hı -hı. Burada doğru rol alıyorum. Bunu bilerek oynuyor. E şimdi Golden State Warriors'ta mesela bunu görmedik bu eşleşmede. Hı -hı. Yani bilhassa tabii kontrata dayadıkları adamlardan bu kadar trash performanslar da gelince tabii ister istemez bazı sıkıntılar da yaşadılar. Hı -hı. Yani son şampiyon Hı -hı. bilmem ne falan ünvanının hakkını verecek bir oyunda ortaya koymadı bana göre Warriors. Abi hazır Lebron demişken araya bir birkaç tane Lebron'la alakalı gurme istatistik tamam. sıkıştırayım diyorum. Lebron James kariyerinde 41. playoff seri gal seri galibiyetini yaşadı. Evet. 41 tane playoff okay. eşleşmesi kazanmış düşün. Derek Fisher'ı geçti bu konuda. Zirvede yer alıyor. 12. kez konferans finaline erişmiş durumda. Tabii. Sadece bir kez yenildi konferans finalinde. O da 2009 Hidayet'li ve Dwight evet. Howard'la Orlando Magic. 10, 10 galibiyet bir mağlubiyeti evet. var yani. Ve Lebron James kariyerinde toplamda 18. kez bir playoff eşleşmesinde 3-1 öne geçip Tabii. 7. maça götürmeden konuyu kapattı. Burada da aslında hani şeyi görüyoruz. Hani LeBron James'in ve bulunduğu takımlardaki o üstünlüğü de görüyoruz. Yani 3-1'e getirdikten sonra LeBron hani 7. maçı götürmemiş. Zaten şimdi tabii burada atlamamak gereken hadise de de tabii Lakers'ın veya işte LeBron James'in elindeki kadrolardan kaynaklanan bir durum olduğunu söylüyoruz. Ya çünkü senin dediğin mesela konferans ile ilgili verdiğin istatistik çok güzel. Evet evet. 12, 12 kez. Dedi, ya. 12 kez olması ve bir kere sadece yenilmesi falan. Burada zaten aslında olay kendisini çok net açık ediyor. Yani bu adam kafaya koyduktan sonra sadece finalde durdurulabilmiş. Tabii tabii, tabii genelde. Tabii bu var. Şimdi zaten bu da bizi aslında Denver Nuggets'a getiriyor. Hı hı. Yani Denver Nuggets'ın ve es esasen de Nikola yok için zaten. Burada gerçekten büyük topçu olacaksa aşama kaydetmesi lazım. Hı. Yani diyecekse ki ya ben harbiden kardeşim işte mesela 4 Nowitzki gibi bir oyuncuyum falan. O zaman çıkıp burada takır takır oynaması hı. gerekecek. Çünkü istatistiklere baktığımızda San Zhesheşm'sindeki 34.5 sayı 13.2 rebound, 10.3 asist tutturmuş bu adam. %54.5'luk saha içi isabet yüzdesi, 44.4 3 sayılık isabet Doğru %85. Yani. Serbest atış 1 top çalma, 1 blok ve 4 top kaybıyla bitirmiş. Hı hı. Şimdi bu niye önemli? Aslına bakarsak? çünkü teknik bir analiz yaptığında şunu gördük. Yani hem Memphis eşleşmesinde de hem Golden State eşleşmesinde de İyi şut atamayan takımlar Anthony Davis'i dışarı çıkaramıyor. Hı hı. Anthony Davis'in boyalı alanda kalması demek bütün sistemin kilitlenmesi demek, hücum edecek takım Aynen için. Öyle. Çünkü savunma reytingi Lakers'ın 113.9'du normal sezonda, 107.5'a kadar geldi. Yani çok zorluyorlar rakipleri. Evet, evet. Denver Nuggets ise hücum reytingini 117.6'dan 120.6'ya arttırdı, yükseltti. Hı hı. Burada Nikola Jokic eğer ki iyi şut atamazsa yani %44 düzeyinde atabilir mi bilmiyorum ama %40 ve üzeri bir dış atış tutturabilirse ve Jamal Murray de aslında Sanz eşleşmesinde gösterdiği performansın üstüne biraz koyarsa hı hı. Ha o zaman işin rengi değişir. Güzel böyle yani çekişmeli bir eşleşme izleriz. Yoksa yani 4-2 Lakers'a doğru gider bu da. Evet. Burada bu iki oyuncunun tabii esasen daha büyük sporcular olduklarını kanıtlaması gerekecek bizlere. Abi hazır Denver eşleşmesi demişken bu seride Anthony Davis savunma ve savunmada ve evet. hücumda gayet farklıydı Warriors'a karşı. İstersen birazdan Anthony Davis'ten bahsedelim. Warriors'a karşı neler yaptı? Onu da tabi savunmadan alalım. 1.5 top çalıp 2.2 blok koydu ve onun haricinde 14.5 rebound aldı. 21.5 sayı ve %57.8 olması lazım. Biraz kötü yazmışım. Sa şey, e, saha içi sadece, isabet sadece. yüzdesi tutturdu. Yani bu ligin neden en iyi savunmacılarından birisi olduğunu tekrardan göstermiş oldu bu organizasyon. en iyi üçten biridir bence ama all defensive takıma falan almadılar tabii arkadaşlar. Hani daha farklı Hı -hı. insanları tercih ettiler. Şimdi ben tabii ki orada istikrar faktörüne falan da değinmek istemiyorum. yani oradaki hadise biraz daha aşikar. Yani böyle yağmurlu bir Portland deplasmanında bir şeyler yapman daha bir öne çıkıyor da hani seyirciler açısından falan evet, önemli doğru. olan Sezonun devam edebilmesi tabii ki. Ya yani Davis'e sağlıklı olduğu zaman belki açık ara en iyi birkaç savunmacıdan biri Yanis'le beraber doğru. konsantre olduğunda ve tabii çok koşturması gerekmediğinde esas bunları yapabiliyor. Ben zaten kendisiyle ilgili bazı eleştirilerin falan haksız olduğunu da düşünüyorum bundan dolayı. Çünkü Hı. bu adam işte zaten görüyoruz bak sağlıklı bir şekilde sahada kaldığında direkt şampiyonluk adayı yapıyor evet, takımı. Evet, ve çok böyle aslında enteresan bir e, rolü dolduruyor artık günümüzde. Çünkü Denver'da da mesela aslında şey yok. Yedek bir uzun yok. Eskiden mesela her takım yığardı biraz daha böyle fizikli tipleri. Yok evet ama yani A yok işte yok. bayağı oynarım diyor. Yani ha, o havayı da veriyor. Oyn 40 dakika 45 dakika götürürüm diyor. İşte o oynayacak ama Warriors karşısında mesela hani X faktör diyelim hadi bunun adını var ise Hı -hı. yani direkt belirleyici biri varsa bence Davis'te savunmadaki işte o korkutuculuğuyla falan. Çünkü son maçta yani Wiggins falan çift taneye ulaşamadı. Klay Thompson zaten yani ne yaptı anlamadım yani bu Tabii, Or, yani hazır Warriors demişken önce istersen şey gelelim. Yani önce bir Stephen Curry'e bahsedelim. Bahsedelim yani bakalım. Stephen Curry gayet bence şey yani ilk 3 maçta daha farklı oynadı. 4. maçta triple Tabii. double yaptı. Ama galibiyet için yeterli olmadı. Ama Curry için baktığımız zaman son 3 maçta 3 sayı çizgisinin gerisinden 39'da 10 atan bir Curry vardı. Evet bazı anları iyi oynadı ama şey olmadı yani takım arkadaşlarından yeterli desteği evet. göremedikten sonra Curry'in de artık yani yorulduğunu gördük. Çünkü Lakers şeyi güzel işledi. Genelde piken and roll'lerde hep Curry ile eşleştirdiler. Biraz daha foul problemine sokmak istediler. Evet foul problemine girmedi ama boyalı alanda Curry'i de götürdüler beraberinde evet, evet. ve yorulmaya başladı. E Bir yandan da takım arkadaşlarından da o desteği alamadıktan sonra yani ön, önleyemediler bir nevi ve takım arkadaşları demişken aslında iki şey var. Kurban var bizim bu evet. bölümümüzde. Clay Thompson ve Jordan Poole. Tabii, tabii. Yani Clay Thompson için sen epey dedin kardeşim sen 12 yıldır bu Çok seriyi tabii. bekliyorsan ne neden böyle oynuyorsun? Clay Thompson'la ilgili şunu çıkarttım. İkinci maçta olağanüstü bir seri şey maç oynadı. 30 sayı attı. 11'de evet. 8 üçlük attı. Ama abi onun haricinde diğer 5 maçta 13.4 sayı %28 sahiçi isabeti evet. ve 52'de 16 3 sayı isabeti yani %30. Ne yaptı abi sence? Klay Le Pul. E vallahi şuraya söyleyeyim. Zaten şu kadar oynamaya aslında senin hani ben Klay Thompson diyecek bir durumun yok. Hı hı. Yani bu performansı herhangi birinin adının yanına yazsak, Donnie Vincenzo böyle oynadı mesela deseydik falan, hı hı. Yani belki birileri mesela yıllar sonra bakıp ha okey falan diyecekti. E şimdi o performansın yanında Klay Thompson yazamaz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. değil. Sen Splash Brothers isen bunun hakkını verecek isen bu bu şekilde olmaz. Tabii. Kesinlikle. Golden State Warriors aslında mesela bir şey bir arkadaşım hani Görkem'in bir lafı vardı. Bu eşleşme böyle Lakers'ın lehine çok kuvvetli bir şekilde döndükten sonra şey dedi. Belki de zaten sezon başında o yumruk olayı patlak verdikten sonra takımın buralara kadar gelmesi bile iyiydi dedi. Yani o Jordan Poole'a tabii vurdu şamarı da. Evet, esas Draymond Green ama Clay Thompson vesaire falan bunların hepsi belki de etkilenir bilmiyorum. Hı hı. Çünkü takım genel anlamda sezon boyunca bence çok tutuktu. Yani iki kazanıyor, 3 kaybediyor. 5 kazanıyor, iki daha kaybediyor işte geri bir yere gidince falan. E şimdi böyle bir durumdayken yani Clay Thompson da zaten istikrarını bulamamışken falan bir kere Curry'nin performansının çok yüksek uçması falan mümkün değildi. Doğru. Olamazdı. E oralarda çok ciddi kayıp oldu bence <laughs> ve Klay hani seriye bir bütün olarak girmiyor çünkü 36'yı sadece tek maçta geçti içi isabet olarak diyorum o da 30 sayı farka koşan maç hı hı. yani bir maç sadece alev aldı Evet evet Ben onun haricinde bak işin şeyinde değilim senin çok böyle üstün bir dış atış performansı göstermene gerek yok lan şutunu doğru <laughs> seç yeter ya Evet evet Şutunu evet. seç çok alakasız üçlükler, çok alakasız içeri girmeler ve bence Warriors ile ilgili de duygusal anlamda çoğu insan şeyi istiyordu ya gider mi acaba 3 birden döner evet. mi? Şu, bu, bu. Ama ilk başta dediğim gibi Lakers bir kere playoff boyunca kendi sahasında gayet iyi oynadı. Tabii. Bu bu maçta 6. maçın son çeyreğine girmeden şöyle bir istatistik geldi bu sezon Warriors son çeyreğe girdi, geride girdi. 27 maçı da kaybetmişti. Peki belli inanmıyorlar yani, zaten. Deplasmanda bu takım bir kere oynayamıyordu, oynayamıyordu bu sezon. Şey ve zaten deplasman karnesinde 41 maçta 11 galibiyetti. Hani böyle bir de bir istatistik varken Golden State'ten iki defa ya da bir defa deplasmanda tamam, maç kazanmalarını beklemek hmm. çok gerçekçi değildi. Çünkü Lebron ve Davis üzerinde ve diğer oyuncular üzerinde çok aslında konsantre bir Lakers vardı. Öyle bir Lakers'ı çok alt etmeleri kolay değildi. Tabii ki tabii ki. Ve abi maçın ardından Warriors cephesinde hem gazeteciler hem diğerlerinden şöyle açıklamalar geldi. Draymond Green dedi ki, ben son şey ölüme kadar artık hani Warriors'lu olmak istiyorum. Şöyle kalırım, böyle kalırım. <laughs> Stephen Curry Değil dedi ki, ki yani. tekerlek böyle yani artık araç patlayana kadar biz bu üçlü gideriz dedi. Aynı tarafta Atletik tarafından birkaç gazeteci de şunları söyledi. Yani evet Curry gayet iyi duruyor ama acaba Paul, Clay, Draymond bunlarla beraber devam edilecek mi dedi? Sen ne de düşünüyorsun son olarak hani varılması olarak? Ne o, yapacaklar? O şekilde devam edecekler bence. Yani Hı. bir böyle Ahde Vefa gibi biraz daha böyle uzatıp işte vefalı davranıp sözleşmelerinin sonuna kadar götürürler bu isimleri. Hı. Veya işte hani Andre Iguodala nasıl kadroda duruyorsa, Miami Heat'te Yudonis Hasl nasıl duruyorsa öyle artık iyice dediği gibi parçalanana kadar bu insanlarla devam ederler ama Pul mu falan olmadı, başka bir şey lazım oraya. Evet, evet. veya poolu yani seviye atlatacaklar nasıl olacak bilmiyorum o da. E son olarak abi bir de Denver'la ilgili biraz bahsettik ama kısa olarak şey alayım. Hani tahmin olarak sen bir tahminde Valla, bulundun ama tahmin... arkadaşlar belki kaçırdıysa diye şimdi bir de söyleyeyim. bulundum. Yani şu anki vaziyette giderse mantıken yani Lakers'ın altı maçta alacağı bir eşleşmeye döner ama Hı -hı. bunun olmaması için yani şimdi tabii hiç oynanmamış bir eşleşme bu şu an ve normal sezonda da 2'ye 2'ler bu arada. Yani çok kafa kafaya. Takaslardan önce olmuş bir skor bu bu Hı -hı. arada. Yani Ocak'tan önce oynamışlar hepsini. Bu da çok handikap. E Denver Nuggets Doğru. için. Nikola için kesinlikle ve kesinlikle setleri tepeden oynadığı esnada şut tehdidini hissettirmesi lazım. Hı hı. Çok iyi kat vermesi gerekiyor yani KCP'nin de, Aaron Gordon'ın da, Jamal Murray'nin de, işte Michael Porter Jr.'ın da, Bruce Brown'un oyun konsantrasyonunu yukarıda tutmaya devam etmesi lazım hı hı. ve alternatif olarak işte Mike Malone'un muhakkak kısa 5 dışında bir senaryo daha bulması lazım. Doğru. Yani Nikola yok için ekstra bir 2 dakika dinlenebileceği bir senaryo bulabilirse bir şeyler çıkar. Yoksa terse gider eşleşme Denver adına. Öyle ben de biraz sürpriz bir tercih yapıyorum. 7 maçta Denver diyorum. Devasa'nın önünde olabildiğince fazla izlemek. Abi o zaman bence güzel bir Batı Konferansı finali bizi bekliyor. Diğer tarafta da zaten Celtics Sixers'ı göreceğiz. Tamam. O zaman arkadaşlarımızdan bu videoyu beğenip bir de yorum atarlarsa çok seviniriz diyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun başarılar